Bursa Spor TV ekranlarından, futbol gündeminden merhaba. Şampiyonlar Ligi gruplarımız dün akşam belli oldu. Bursa Spor TV'nin özel yayını da vardı. Ve Manchester United, Glasgow Rangers ve Valencia Bursa Spor'un rakipleri. Zorlu rakipler tabii ki ama Bursa Spor bu grupta iddialı. Teknik direktör Kemal Batmaz konuğumuz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün akşam yorumcular da ifade ettiler. Bursa Spor'un bu grupta iddiası var çünkü Glasgow Rangers ve Valencia kan kaybettiler. Evet. İskoç takımları, İskoçya futbolu düşüşte. Valencia da geçtiğimiz sezona göre önemli futbolcularını kaybetmiş bir Valencia. Evet. Yani ne 2 yıl önceki Valencia ne 2 yıl önceki Glasgow Rangers. 2 yıl önceki takımlar olsaydı hakikaten işimiz çok daha fazla zordu. Sizin yorumunuz nedir hocam? İlk önce hayırlı olsun diyorum. Allah utandırmasın. Tabii ki hangi gruba girersen gir zorlu bir grup olacaktı. Bana göre en normali diyeyim. Ne çok aşırı ne çok da kötü bir gruptayız. Olabilecek bir kura çekildi. Tabii baktığında bir Manchester United tabii ki grubun Manchester United, favorisi. İngiltere temsilcisi. İşte Valencia ne olursa olsun İspanya temsilcisi. Glasgow'da biliyorsunuz İskoçya temsilcisi. Şu anda baktığında Glasgow takımı ile beraber hemen hemen eşit, hatta onu yenebilecek, ondan daha avantajları olan bir takım olduğumuzu söyleyebilirim. Belki üçüncülük olarak, UEFA olarak bir umudumuz daha da arttı diye düşünüyorum. Tabii ikinci olmak kolay bir hadise değil. Burada futbol şansının da çok önemli olduğuna inanıyorum. O bakımdan baktığınızda bütün takımlar belki Bursaspor'u gruplara gelmesini istiyordu. Ancak Bursaspor bir kapalı kutu onlar için. Ama baktığında Bursaspor bunun avantajını kullanmamız da bunun avantajını olacak. Kullanmak ve kendi sahamızda da kolay kolay mağlup olmayacak bir takım hüviyetinde olduğumuzu bilmek gerekir. Yani kolay bir lokma değiliz. Çıkarsak, ikinci olarak da çıksak bana göre sürpriz değil. Çıkmasak da çok da UEFA'ya gitme şansımız da fazla diye düşünüyorum. Evet hocam. Maç takvimi de belli. Valencia ile başlayacak Bursaspor. Valencia'yı konuk edecek Bursa Atatürk, evet, Stadyumunda 14 Eylül'de. Ardından iki deplasman arka arkaya var. Evet. Glasgow Rangers ve Manchester United. Tabii burada en önemli faktörlerden bir tanesi, tahmin ediyorum son maç Glasgow Rangers'da oynayacağız büyük ihtimalle. Evet. Hem burada tahmin ediyorum üçüncülük maçı da olabilir. Hem de ikincilik maçı da olabilir. Ancak grubu garantilemiş bir Manchester'da olabilirdi. Belki rotasyon yapıp değişik bir kadroyla gelebilirdi. Bence bu avantaj kayboldu. Demek ki baştan sona kadar çok zorlu bir maçlar oynayacağımızı açıkçası söyleyeyim. Evet hocam. Zor ama imkansız da değil. Tabii canım, tabii. Bu gruptan yani çıkmak. Ya çünkü dediğin gibi daha zorlu gruplar da vardı hocam. Muhakkak. Şampiyonlar Ligi'nde baksanıza Inter, Werder Bremen, Tottenham. Tabii mesela böyle de olabilirdi. Manchester de o kadar formda bir takım değil ama ne olursa olsun bir İngiltere temsilcisi. Dediğin gibi Valencia da o kadar geçen seneki gücünü korumuyor. Tabii bunları da değerlendirmek lazım. Mühim olan isim değil, sahadaki oynanacak oyun. Evet hocam. Umarız Bursaspor kendi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirir. Getirir. Bence bir tarih de yazabilir. Çünkü hocam iki takım kaldı. Evet. Avrupa sahnesinde biri Bursaspor, diğeri Beşiktaş. Evet. Beşiktaş'ı da tebrik ederiz tur atladığı için. Fenerbahçe ve Galatasaray son derece saçma sapan şekillerde elendiler. Özellikle Galatasaray'ın elenişi 90+1'de deplasmanda Karpatiliv'e gol atıyorsunuz. Turu geçtim diyorsunuz. 2 dakika sonra saçma sapan hakikaten diyeceğim. Evet, evet. Olacak gol yiyorsunuz. Olacak şey değil yani. Aynı şekilde Fenerbahçe 1-0 önde bir takım. Maçı bitirebilir. O Lugano'nun Müslümovic'e refakat ettiği diye müdahale edemediği bir pozisyon var. Yani bitmiş demek ki vücut artık orada. Evet. Gidemiyor. Lugano gibi yani dışarıdan baktığınızda son derece sağlam bir defans oyuncusu. İki takımda da büyük problemler var. Düşüş var. Yönetim sorunu var. Taraftar sorunu var. Teknik kadro sorunu Lige var. Lige yansır mı hocam bu problemleri? Yansır. Galatasaray Fenerbahçe maçını yansır. Yansır. Çünkü şu andaki bir Eskişehir maçını düşünün yani. Yani çok kolay çıkmayacaksın Eskişehir maçına. Her maç artık çok zor. Bu bakımdan Galatasaray'ın toparlaması biraz zor olacak diye düşünüyorum. Fenerbahçe için? Fenerbahçe, onun da her an... Dün akşam Aykut Kocaman tartışmaya başlandı hocam. Başlandı. Bereket
Bu hafta tahmin ediyorum Manisa ile oynuyor galiba. Evet, ona geleceğiz hocam birazdan. O maçları değerlendiririz. Onunla yansıyacak yani, sonuçta Manisa spor maçına. Evet. Bursa spor için avantaj mı dezavantaj mı? Onu da zaman gösterecek. Ne oluyor, ne bitiyor, ne olacak, ne bitecek bunu hep birlikte göreceğiz. Valencia ile de ilk maçı sahamızda oynayacağız. Aslında kendi sahamızda başlamak avantaj. Hem avantaj hem de en zorlu maç bana göre buradaki Valencia maçı. Çünkü nasıl başlayacaksın, ne olacak? Yani puan alabilirsin, yenebilirsin. Her türlü şeyde büyük bir umut da verebilir yani. Hatta kolay bir maç değil tabii. Hocam Alex Ferguson da rotasyonu seven bir hoca. Evet. İşte onun için söyledim ben yani. Şeyi garantiledikten sonra keşke son maç Manchester maçı olsaydı. Garantilemeden de herhalde rotasyon yapacaktır o. Ben öyle tahmin ediyorum hocam. Tabii. Yani ligdeki o haftaki rakibine göre tabii rotasyonla çıkabilir. Aslında her şeye rağmen her şey olabilir hocam bence. İmkansız grupta değil yani. Açık söyleyeyim. Çıksak da sürpriz değil. Onu da söyleyeyim. Valencia biraz avantajlı gibi görünüyor. Çünkü son maçını Manchester United'da sahasında oynayacak. Manchester United grup liderliğini o maçta garantilemiş olursa rotasyonla çıkabilir. Bu maçlarda tahmin ediyorum ilk maç olarak bakacaksınız. Yani şu anda daha önümüzde bir Sivas maçı var esasında. Evet, oraya geleceğiz hocam yani, zaten. Tabii yani Sivas maçımızı. Şu anda ne kadar bunları değerlendirsek de Bursaspor'da bu havadan çıkması gerekiyor yani. Evet. O zaman çıkalım hocam biz. Çıkalım ha? Çünkü geçelim Sivas maçına. Tabii Sivas maçı. Avrupa'yı bırakalım, lige bakalım. Hani öyle yazar ya gazeteler. Bence Avrupa'yı bırak, lige bak diye. Şu anda bütün kafalar Avrupa'da olursa sonra Sivas maçına da olumsuz olarak yansıyabilir. Evet hocam. O yüzden Sivas Spor maçını değerlendirelim. Yani şu anda 4 puan yapmış bir Sivas Spor, 6 puan yapmış ilk 2 haftada. Bursa Spor'u konuk edecek. Geçtiğimiz sezon 2 maçı da Bursa Spor çok rahat kazanmıştı. Deplasmanda evet, evet. 3-1. Atapazarı'nda oynanan maçta 3-0 Sivas Spor'u mağlup etmeye başarmıştı. Bursa Spor cezası nedeniyle Atapazarı'nda oynamıştı. Tabii geçtiğimiz vakit Sivas Spor yok karşımızda. Muhakkak. Sivas Spor da yani iyi başladı lige. Galatasaray galibiyeti. Deplasmanda da bir puan çıkardı. Bu da Sivas için büyük bir başarı. Kolay bir lokma da değil. Ancak Bursaspor da lige çok iyi başladı. Aynı zamanda Bursaspor'un her gidişi her geçen gün daha da grafiği yükseliyor. Şu anda baktığında belki kimse herkes bakıyorum yani üç büyüklerin durumundan, işte antrenöründen, futbolcusundan, transferinden gündemde çok değişik şeyler var ama baktığında liglerin şu andaki en hazır takımlarından bir tanesi Bursaspor. Ve bir de Trabzonspor'u görebiliyoruz. Onun için Bursaspor bu ivmesini burada devam ettirmek gerekiyor. Ve onu devam ettirecek gücü de var, kadrosu da var. Mühim olan bunu sahaya yansıtmak. Yani orada olacak bir beraberlik ve mağlubiyet Bursaspor için büyük bir sürpriz olur. Yani şu takımın sahaya yansıttığı oyunu, lig başından bugüne kadar yansıttığı oyunu Sivas'ta yansıtırsa galibiyet serisine devam eder. Tahmin ediyorum daha büyük ses getirir, büyük bir moral toplar. Bu evet. Avrupa Şampiyonası'na da bir moral kazandırır diye düşünüyorum. Bursaspor taraftarı Federico Insua'yı merakla bekliyor. Bu hafta hoca görev verdiği takdirde forma giyecek. İlk kez bir resmi maçta Federico Insua. Önemli bir isim, evet. Önemli bir transfer. Tabii ki onun takıma vereceği katkıyı biz de bekliyoruz. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde de Bursaspor'un önemli kozlarından biri olacak. Federico Insua tecrübesiyle o platformu yaşadı. Çünkü Federico Insua işte geçtiğimiz sezon Manchester United'a karşı bir golü var. Boca Juniors formasıyla o kıtalar arası şampiyonada. Yani, önemli bir oyuncu. Tabii ki Bursaspor'da formayı kim alıp kim giyerse gerçekten başarılı bir performans ortaya koyuyor. Hatta Ertuğrul Hoca'nın bu konudaki daha ligler başlarken konuştuğumuz ve yorum yaptığımız konuda işi çok zor. Ama bu takımı kurmak, bu 11'i, bu adaleti dağıtmak, bu kadar futbolcuların kaliteli ve performansının yüksekliği bakımından 11'i sahaya sürmek kolay bir şey değil. İyi ki zaman zaman rotasyon yapılıyor. Ve burada da futbolcular Bursaspor'da rotasyon tabii yapacak şimdi. Tabii yapıyor. Şampiyonlar Ligi ve Ligi düşünecek. Artık kupayı düşünecek. Bu bakımdan futbolcular moral ve motivasyon açısından bu rotasyonda da düşmüyor. Herkes kendini daha hazır tutuyor değil mi hocam? Sade ligde olsaydı bu takımı kurmak, bu takımı çıkarmak gerçekten çok zor. Yani Şampiyonlar Ligi biraz da Ertuğrul Hoca'nın işini kolaylaştıracak mı? Evet, lig açısından. Evet, kolaylaştıracak. Herkes hazır tutma açısından. Tabii. Rekabet artacak.
ve istediği zaman kimi sahaya sürse buradan aynı performansı alacak diye düşünüyorum. Bursa Spor kazançlı çıkacak. Tabii zaten. Muhakkak. Hocam haftanın diğer maçlarını o zaman değerlendirmenizi rica edelim sizden. Ankara Gücü Kayseri Spor maçıyla başlayacak. Spor Toto Süper Lig'de 3. hafta karşılaşmaları. Ankara Gücü Kayseri Spor. Baktığınızda Kayseri Spor'da 6 puan yaptı. Evet. Bursa Spor gibi onlar da lige iyi bir giriş yaptılar ve önemli transferler Zarayeta gibi bir isim kadrolarına kattılar. Uruguaylı. Gerçekten şu anda ligin sürpriz adaylarından bir tanesi esasında baktığında. Ankara Gücü de ilk galibiyetini aldı. Baktığınızda Ankara Gücü de iyi transferler yaptı. Maçın Ankara'da olması bu maçın daha çok bir beraberlik havası içinde olacağını tahmin ediyorum. Öyle kolay kolay birbirlerini yenecek bir güçleri olduğunu sanmıyorum. Evet hocam. Beraberlik diyorsunuz. Beraberlik. Bence de beraberlik ilk akla gelen, akla sonuç. Mantığa yakın bir sonuç bu maça ilişkin. Ankara Gücü'nün de kendi sahasında kolay teslim olacağını düşünmüyorum. Hatta galip gelirse Ankara Gücü gelir diyorum ben bu maçta. Beraberlik ve Ankara Gücü'ne yakın görüyorum ben. Daha çok beraberlik yani. Galibiyet de Kayseri Spor da alabilir, Ankara Gücü de alabilir. Onun da bir sürpriz olmaz yani. Ben yine bir Ankara Güçlü gibi... Var, evet. Sende biraz Ankara Güçlük var. Sen söyleme o zaman kaybediyor. Bırak berabere bitsin. Bırak düş takımın yakasından. Evet. Gaziantep Spor, Konya Spor mücadelesi yine bu akşam oynanacak. Gaziantep Spor iyi transferler yaptı Konya Spor'sa. Bursa Spor'a mağlup oldu. Ardından sahasında... Eskişehir Spor'u yendi. Yendi. Biz beklemiyorduk aslında Konya Spor'un sahasında kazanmasını. Çünkü son derece dağınık, ne yaptığını bilmeyen bir Konya Spor vardı Bursa Spor karşısında da. Ama şeye baktığında, maçın geneline baktığınızda gene aynı durumla karşı karşıya kalındı yani. Çok enteresan iki tane gol oldu. Acaba Konya Spor'un çok kötü gözükmesi Bursa Spor'un performansından mı kaynaklandı o gün? Aldatıcı bir maç mı oldu acaba Konya Spor'un gücünü tartmak açısından bizim için? Ya olabilir, o da olabilir ama Eskişehir Spor karşısında da pek iyi değillerdi. Yani galip geldiler ama o kadar iyi değillerdi. Ben yine de Konya Spor'u zor günler bekliyor diyebilirim. Antep maçında da Antep'in galip geleceğine inanıyorum. Ve iki İstanbul ekibi Büyükşehir Belediyesi ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Beşiktaş'ı devirerek büyük sükse yapan İBB diyelim. Büyükşehir Belediyesi Spor Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Yılmaz Vurallı Kasımpaşa belediyeyi devirebilir mi hocam? Bence devirir. Bence de Kasımpaşa galip gelebilir diyorum bu maçta. Evet. Çünkü belediye sonra... her takıma karşı aynı çıkmıyor. Sadece dikkat ediyorsanız üç büyüklerde böyle bir sükse yapıyor. Vitrin maçlarda. Evet, diğer maçlarda öyle da. Öyle değil mi? Evet. Diğer maçlarda zaten kendisi pek istikrarlı değil yani. Buca Spor Gençler Birliği maçı hocam. Bursa Spor'un Sivas deplasmanının ardından başlayacak. Daha doğrusu ikinci yarısında başlayacak. Bizim maç 21'de. Bu maç saat 22'de. Evet. Oynanacak cumartesi akşamı Buca Spor Gençler Birliği. Ben Gençler Birliği'ni galibiyete yakın görüyorum. Aslında beraberlik de olabilir de. Çünkü Buca Spor ilk galibiyetini almak için eğer üstüne gitmeye çalışırsa Gençler Birliği de rahat galip gelir diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe Manisa Spor'u ağırlayacak hocam. Yani ilk lige dönem Fenerbahçe. Başka çaresi de yok. Başka şey de kalmadı. Kulvar da kalmadı. Bu bakımdan Fenerbahçe'nin galibiyete yakın olduğunu düşünüyorum. Yoksa değişik bir şey olursa zaten her şey de değişir. Çok kritik bir maçlardan bir tanesi. Yani başka Aykut bir takıma kocaman da Sırat Köprüsü'nde diyebilir miyiz bu maç için? Tabii canım, bu maçta puan kaybettiğin zaman Fenerbahçe camiası büyük çalkantılara sebebiyet verir. Bu kadar başarısızlığa tahammül tabii, edilmez. Tabii edemez. Skor tabelasında başarısızlık. Onun için Fenerbahçe yener diye düşünüyorum. Yenemezse de çok. Allah yardımcıları olsun diye. Yani olumsuz günler beklenir yani. Evet. Karabük Spor Beşiktaş'ı ağırlayacak hocam. Beşiktaş Karabük Spor deplasmanında ligin yeni ekibi Karabük Spor. Ama diri futbol oynamaya çalışıyor. Diri bir takım, diri bir iyi takım. Bir takım. İleride süratli adamları var. Emelike eğer Beşiktaş çok öyle offside taktiği yapıp arkasını boş bırakırsa yani oradan bir beraberlik almaları bana göre bir sürpriz değil. Ama baktığında Beşiktaş'ın galibiyeti çok yakın. Evet. Eskişehir Spor Galatasaray'ı ağırlayacak. Çok son zor, derece kritik R kart için. Çok zor maçlardan bir tanesi. Ayakları nasıl gidecek topu hocam? Şimdi baktığınızda geçen hafta da burada konuştuk. Bursa Spor maçı onlar için bir çıkış maçıydı. Fakat büyük camialar bu krizleri böyle galip gelerek
İşte UEFA'da turu geçseydiniz. O krizi yine atlatacaktınız. Önleyebilirdiniz. Bursa Spor'u yenseydi önleyebilirdi. Şimdi kriz doğurdu. Kriz üzerine kriz geldi hocam UEFA'daki. Yani motivasyon sıfır. Moral sıfır. Yani nasıl söyleyeyim, arkadaşlık bağları bu kadar mağlubiyetlerde, bu kadar olumsuzluk sonuçlardan sonra çok kötüye gider. Onun için hemen hemen çok kötü bir Galatasaray Eskişehir Spor karşısına çıkıyor. İnanın bana Eskişehir'in yenmesi çok normal. Yani beraberlik bile her iki takım için olumlu diye bir sonuç diyorum. Yani Galatasaray için de olumlu, Eskişehir için de olumlu. Evet hocam. Ve haftanın son maçı Liverpool'a elenen Trabzonspor'un maçı. Öne geçmişti aslında Trabzonspor, ona değinmedik hocam, biraz onu da konuşalım. Yani hemen maçın başında 1-0 öne geçti, ardından 80 küsürde kendi kalenize gol atarsanız tabii ondan sonra. Yani belki uzatmaya götürebilirdi maçı. Yani ama gene de Trabzonspor'un sahada gösterdiği performans her zaman olumlu. Ben söylüyorum, şu anda iki takım var diyorum. Bir tanesi Bursaspor, bir tanesi Trabzon. İkisi de hem Türkiye liglerinde şampiyonluğun en büyük adayları. Tabii bugün için konuşuyoruz. Şu anki görüntüler için konuşuyoruz. Yarın Fenerbahçe toparlayabilir, Galatasaray toparlayabilir. Beşiktaş bir takım oyununu ortaya koyabilir. O zaman ayrı bir görüş belirtebiliriz. Ama bugün baktığında gerçekten iki tane şampiyonluk adayı var. Mevcut fotoğrafta bir tanesi, Bursa Spor ve Trabzonspor diğerlerine göre bir iki adım önde görünüyorlar. Yani Beşiktaş tur atladı, 4-5 direkten döndü. Yani hazır değiller yani. Daha tam oturmuş değiller. Tam bir takım oyunu oynayamıyorlar. Hala transferler gündeme geliyor. Bu bakımdan Trabzonspor da şu anda ligin hazır takımlarından bir tanesi. Antalya deplasmanı hocam. Antalya deplasmanından galip gelebilir diye düşünüyorum. Bence de Antalya özellikle Fenerbahçe maçındaki performansını gösterirse, o ligin ilk maçındaki gösterdiği performansı tekrarlarsa Trabzonspor da rahat bir galibiyet alır. Sivas da oradan çünkü puan aldı. Antalya daha da, o da oturmuş bir takım değil şu anda. Evet, Mardan stadında oynanıyor maçlar bir, evet. Antalya Spor'un. 7500 kişilik. Gidiş gelişin problem olduğu. Uzak bir yer. Onun için dediğim gibi seyirci pek fazla gitmeyebilir. Yani seyirci avantajını kullanmıyor Antalya. Evet hocam. Hocam teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Bursa Spor TV ekranlarında futbol gündeminin sonuna geldik. Bursa Spor'a Sivas Spor deplasmanında başarılar diliyoruz şimdiden. Umarız Bursa Spor bu deplasmandan da galibiyetle ayrılır ve Şampiyonlar Ligi maçları öncesinde de büyük bir moral depolar. Bir başka yayında yine sizlerle birlikte olacağız. Şimdiden hoşçakalın.